Selamlar çok sevgili YouTube, hepiniz hoş geldiniz. Yine yeniden yepyeni bir oyunla ve daha da önemlisi gri yeni pijama üstümle sizlerle beraberim. Tavern Master adında bir meyhane kurma anladığım kadarıyla oyunu oynuyoruz. Her zaman olduğu gibi yine hiç izlemediğim, hiç oynamadım sizlerle beraber Twitch chatiyle beraber keşfedeceğimiz, göreceğimiz, yorumlayacağımız, ilk bakışını atacağımız, sararsa devam edeceğimiz bir oyunla karşınızdayız. Şimdiden abonman olmayı, çana tıklamayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sürü serimiz, bir sürü oynatma listelerimiz var. Hepsini inceleyip hepsine bakabilirsiniz. Beğenmeniz benim için yeterli bir destektir. O zaman yeni oyun diyorum. Sağ alttaki sizde şu tam benim altımdaki Twitch chat'inin selamlarını görmüşsünüzdür zaten. Onu da kapattım. Şimdi tavernamıza hoş geldin. İşletmenizi yönetmek ve büyütmekten sorumlusunuz. Bende param 1000 sikke, prestij 340 olur. Harika iş çık. Ha, WASD'yi öğretti bana. Farenin sağ düğmesine basılı tutup fareye hareket ederek de döndürebilirsin diyor. Olur. Taverna hiç tavernaya benzemiyor. Bir duvarı eksik, kapısı ve penceresi yok. Bunu düzeltelim. Olur. Yalnız bir şey soracağım. Sanki etrafta insanlar tamam. Tamam. Ben bir kale yanında, muhtemelen de köye bir 100-200 metre uzakta bir tavernayım. Tamam. Duvar yapayım. Buyurun. İnşa. Duvar. Kapı. Neden burası mesela? Neden burası değil? Bir de pencere. Harika iş çıkardın. Şimdi birkaç masa ve bank satın alalım. Olur, gayet basit bir öğretim yapıyor. Tamam. Mesela basit masa. Aldım, koydum. Koltuklar dedik. Basit bank dedik. Şu ne abi? Bu koltuğun yakınında ışık yok. Aa! Tavernamız tam olarak ne kadar iyi aydınlatıldığını görmek için bu onay kutusuna tıklayıp ışıkları görebilirsiniz. Mum. Ha, mumdan çıkmış yangın. Tamam. Harika iş çıkardın. Artık misafirlerimiz için yeterince yerimiz olduğuna göre bir sonraki adım servis için bira almak olacak. Olur. Alalım. Birayı almak için önce bara gitmeliyiz. Menü açmak için bara tıklayın. Bira fıçısı 200 altın. Birayı servis etmek için önce fıçıyı doldurmanız gerekiyor. Devam etmek için dolum çubuğuna tıklayın. Bir litresi 1 altın, 10 litresi 10 altın, maksimumu 150 altın. 150 litre ama. Wow. Okey. Harika iş çıkardın. Artık insanların oturabileceği bir yerimiz var. Servis edilecek içkilerimiz var. Son olarak eksik kalan tek şey personel almak. Olur. Barmen. Allah, her gün işe alabileceğiniz yeni adaylar önerilecektir. İşe al düğmesine tıklayarak bu 4 kişiden birini seçin. Şimdi Johnny, Randall, Godfrey ve Landolf. Bakalım. Johnny de mesela şöyle bir şey varmış. Hepsinin maaşı aynı. Her gün artı 7 daha fazla müşteri çeker. Ruh hali her gün %20 daha yavaş düşüyor. Aynı anda 8 içecek taşıyabilir. Her gün artı 7 daha fazla müşteri çeker. Bir kere bunların ikisi aynı. İçecek taşıması 4, 4, 5, 5. Hız. En hızlıları bu. Taşımazken. Taşırken en hızlıları bu ve bu. İçecek dökme 0.83, 0.92. Bir şey söyleyeceğim. Ben sanki seni aldım gibi ya Landolf. Sanki bir Landolf sardı gibi chat. Ne diyorsunuz? İkisi aynı ama bu daha iyi. Daha hızlı yani bence. Arkadaşlar iki kişi arasında kaldım. Landolf ya da Godfrey. Sizce hangisi? Şu anda bir chat'e yazın. Sizce Landolf mu? Godfrey mi? Ben sanki bir tık daha Landolf'a yakınım gibiyim. Siz de öyle diyorsunuz ağırlıklı olarak. O zaman işe aldım. Bu arkadaşın ismini değiştirebiliyor muyum? Emir Kılıç yapabiliyor muyum bu arkadaşı? Garson. Oo.
barmenin içecek taşıması önemli mi ki acaba? Şimdi garson alacağım. Nancy, Ada, Loren, Madeline. Her gün artı 7. İki kat daha hızlı deneyim. Servis edilen her içecek için bir altın bahşiş. Ruh hali temizlikten etkilenmez. 5 içecek taşıyor. Burada içecek taşıma önemli. 3'ü de 5 içecek taşıyor. Hız taşımazken 3-8. En hızlıları bu ikisi. Hız taşırken 2-3. En hızlıları bu 3'ü. Şu anlık bu iyi gidiyor. Hız merdiven çıkma 2. 2.2. Bahşiş 2. 3. 3. 2. Burada Loren sanki iyi gibi ya. Ama Madeline'de de hızlı level kazanabiliyorum. Madeline'de de hızlı level kazanabiliyorum. Ben Madeline diyorum ya. Zaten XP kasar 4 içeceği 5 içecek yaparım abi. Chat. Chat 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 chat. Soruyu soruyorum. Hazırsanız o soru geliyor. Madeline mi? Loren mi? Soru geldi. Madeline mi, Loren mi? Ya Foxy kız saçmalama. Loren ağırlıklı geldi, Loren alındı. İstersem daha fazla alabiliyorum ama şu anlık gerek yok. Oyunun müzikleri bastırıyorsa bir tık kısacağım bu arada, haberiniz olsun. Şöyle bir tık kıstım hatta. Aa, Leon Tifim hoş geldin. Bakalım bizde takılırsak yardımcı olursunuz. Misafirim gelmeye başlaması için gereken her şey hazırladık. Suyu durumu... Tamam. Ah! Yükseltmeler farklı misafir tiplerine hizmet verilerek araştırılmaktadır. Sol tarafta araştırma maliyetini görebilirsiniz. Mutfak için 25 ortak misafire hizmet vermeniz gerekiyor. Araştırmaya başlayalım. İstersek durdurabiliyorum. Ay, ama bir dakika, durdurdum yanlışlıkla. Aa! Agam! Günlük misafir sayısı her gün ortalama kaç kişinin tavernanıza geleceğini söyler. Tamam. Yalnız bu size son tavsiyemiz oturmak için yeterli olan olup bana dikkat edin. Tamam. Bir duralım. Şu araştırmayı bir başlayalım da. Evet. Hoş geldiniz. Benim tavernam bu. Aa. Bir dakika, orada duracaksın agam. Orada duracaksın. Bu tavernaya bir isim lazım. Hadi bakalım. Azıcık daha kısabilirsin sanki müziği. Olur, kısarım. Ama önce tavernamızın ismi lazım. Kamerayı çok az aşağı alsan daha iyi olur sanki günlük müşteri için. Tamam. Tabii ki. Müzikleri tatlıymış ama. Tamamdır. Aa, bak, hafızın yeri çok klasik. Boyi Verna güzel. Boyi Vern ya da Boyi Verna, Boyi Verna daha iyi. Boyi Bar geç abi onu. Bak. Şu güzel. Bu da çok klasik ama yani şöyle hafızın yeri burada olmaz abi. Sanki biraz dini şeylerle bir minik karmaşa oldu gibi. Boyi Verna aşırı iyi fikir bence. Hakikaten çok klas bir fikir. Yalnız küçük yazmam Boyi Verna'yı. Boyi Verna'yı böyle yazacaksın agam. Bunu yalnız iyi mi? İyi kötü dur. I yapalım. Boyi Verna. Sardı. Boyi Verna. Aile mekanı. Yok lan, Boyi Verna böyle kalsın sadece. Boyi bacının yeri. O da güzel. Evet. Şimdi. Tavernanın dışındaki tabelaya tıklayarak tavernanın adını değiştir yaptım. 4 adet masaya sahip olun var. 8 adet banka sahip olun var. Birkaç görevimiz var. Şimdilik bir başlatalım. İstersen bunların yerini değiştirebiliyorum diye düşünüyorum.
güzel, bir görelim. Bir ekip çalışıyor mu bir görelim. Personel bilgisini böyle görebiliyorum. QA ile döndürebiliyorum. 43,1 konuk gelecek günlük, buraya masa yetmez. Afiyet olsun, su içiyor millet. Agam buraya müşteri yetmez, ben size söyleyeyim. Ben şimdiden bir basit masa daha çözeyim. Şöyle şuraya. Koltuk olarak da yani... Aa, bunlara paralar yok ki tabii, şöyle yapacağız. Buyurun. Birden fazla garson al. Yani şu anda bir garson işimizi görüyor gibi sanki ya. Garsonun yetişmeyeceğini nereden anlayabilirim? Ona göre alayım da yani. Tek barda maksimum 3 garson çalışıyor. Oyunda birden fazla barda mı yapabiliyorsun? Oh shit. Prestij 470. Bu kaldı bu. Ha, ben durdurmuşum salak gibi. Ha. Evet. Ufak bir birikme söz konusu. Ufak bir birikme söz konusu. Bir tane daha çalışan alalım biz. Kafa rahat olsun. İkinci düşündüğümüz kişiyi alacağım bu sefer de. Madeline'i aldım. İsimler Allah. Değişiyor mu? Vallahi değişiyor. Barmen Emir. Yazamıyor muyum? Aa, yazabiliyorum hakikaten. Aa, bu ne? Bir dakika, bu ne demek ya? Tamam, barmenimiz Emir. Melifli olsun, doğrudur söylemişsindir de. Şunu beni korkutuyor, şuna basmak. Yani merdiven çıkmaya vermek zorunda değilim şu an. Doğru analiz. Şöyle yapıp şöyle yapacağım. Misler gibi oldu. Bir tane garsonumuzun ismi. Yani şimdi bizim bu tarz oyunlarda genelde bu tarz olaylarda sıkıntı oluyor isim verme. Çünkü abonelerden herkes isim tabii almak istiyor. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Sen çok bozdun bu arada mı? İyi para verirsen öyle değil mi? Tamam, Cansu yapalım bunu. Bizim Manisa kadın. Seni Cansu yaptım. Seni de Burcu yaptım. Bizim hatunlar çalışsın hepsi. Yalnız şunlar ne abi? İçecekler. Hah, süper. Tüm yüksek ve orta öncelikli görevler bittikten sonra yapılacaktır. Yüksek öncelik içecek, temizlik, gıda, oda servisi. Oda servisi yok. Gıda, orta, içecek ve temizlik önemli. Burada da yalnız. Oda servisi yine yok. Gıda öncelik, temizlik, içecek yok. Temizlik bir tık az olsun. Böyle dengelemiş olalım bu ikiliyi. Güzel. 131 paramız var. Bir tane daha masa alınır mı? Yani herhalde gerek yok. Bir kere zaten bir masa daha alınırsa şu masayı birazcık daha buraya çekip buraya bir masa koymamız gerekiyor. Gel vatandaş, gel. 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 Su ve bira azalıyor. Efendim, bu toprakların vatandaş dayım. Bak, ihtiyacın var gibi. Ablam bak, hafif agresifsin. Bu toprakların en iyi alkolü bende. Bak ablam, kaçırıyorsun. Kaçırdın. Dayı, ihtiyacın yok mu? Bak, işler mi çıktın? Bir adet soğuk biraya mı ihtiyacın? Benim masam mı dolu? Benim masam dolu. Bunlar çok içiyor yalnız. Arkadaşlar, bu çok içenleri biz ne zaman temizleyeceğiz? Kalkmadan temizleyemiyor muyuz ya?
Bir masa daha patladı bile ya chat. Patlar. Geç bunu. Şuraya bir küçük masa atalım ya. Araya böyle küçük minik masalar atalım, tatlı bir görüntü oluşsun. Ne dersiniz? Şöyle şuraya bir masa dayadım mesela. Bu masaya şöyle minik bir bank. Bir tane bank da şuraya. Görüntüsü güzel olur diye söylüyorum. Ondan sonra bir küçük masada param kalmadı. Evet, devam. Şuraya bir köşe masa koydum. Şuraya da bir tane küçük masa koymayı düşünüyorum. Yer değiştirince kızıyorlar mı? O zaman yer değiştirme olaylarını dükkan kapandıktan sonra mı yapmak lazım chat? Güzel oldu, güzel oldu. Tamam, masada insan varken kaydırmayacağım. Yalnız bu temizlemeleri ha şimdi yapıyorsun. Haydi haydi kızlar haydi. Emir doldur yavrum. Güzel. Bir dakika, orada ne diyordu? Tümünü 20, ha tümünü doldurabiliyorsun. Bir de hızlandıralım. Bir etraf bir temizlensin. Saatimiz oldu 19.08 hatta 20.00 oldu topla. Çok güzel. Şu an her şeye yetişiyoruz gibi. Ben olsam ben de kızardım masayı kaydırsalar yani. Ama oyuna getirmeleri güzel olmuş. Şimdi asıl parayı şimdi kazanmamız lazım aga, akşam oldu. Mutfağın kilidini açtığınız için tebrikler. Oo, adım 1. Mutfak dükkanına git. Bir mutfak tezgahı, tabak rafı ve bir sandık satın al chat, unutturmayın bana. Adım 3. Bir aşçı tut. Müşteriler yemek siparişi vermesini bekle. Hemen bir durdurulma yapıldı. Bir dakika. Tamam. Böyle de çok mu kısa oldu, kısık oldu? Başak hoş geldin. Şimdi mutfak dedim. Bir adet tabak rafı. Bunu bunu nereye koymam gerekiyor? Bir şey söyleyeceğim, bu buraya sığmıyor ama. Tezgah diyor. Bir şey diyeceğim, çok sıkıntı. Okey. Şimdi yemek kısmını yapmıyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bugün bitiyor mu chat? Gün bitiyor mu? Yani gün bittiği zaman dükkanı kapatabiliyor muyum? Ben şu an dükkanı kapatıp iç dizayn yapmak istiyorum ki herkes yavaştan gidiyor ve gün bitti. Süper. Şimdi gün özetimiz fena değil. Ertesi güne başlamıyoruz. Aynen öyle, tam olarak aradığım şey buydu. Şimdi bu dükkanı bir elden geçirmemiz lazım. Öncelikle iç dizayn olarak ve dış dizayn olarak değiştirelim. Duvar çok pahalı bir şey mi? Duvarı mesela kırmak 35'e kırıyor, 50'ye yapıyor. Yani mesela burayı şöyle bir genişletip bir tık daha. Buraya bir yemek tezgahı da eklesek. Hani şöyle en azından yapayım, param yetmeyecek yoksa chat. Zemin olarak da şundan koydum. Bunlar ücretsiz galiba. Parası yazmıyor. Bunlar ücretsiz, süper. Bir dakika. Bu çok uyduruk. Bunu mutfak kadar... parke güzel. Parke sardı. Oraya çok gitti. Ama şurası mutfak kısmı diye düşünüyorum. Duvar dokusunda da agam patlar. Elit bir yeriz abi biz şimdi, bir dakika, ya da şu mu? Biraz şöyle takılalım. Biraz şöyle takılalım, sonra buna döneriz büyüdükçe. Biraz şöyle. Tamam. Beğendim. Dış cephesi, dış cephesi yok, böyle değil. Böyle de olmaz. Bu yine aslında dış yapı olarak bu daha mı güzel acaba ya? Bilemedim. Dış cephesi daş olsun. Daş güzel. Şu olmaz. Tamam ya, ben dış cepheyi şöyle yapıyorum. Dungeon gibi.
Güzel. O zaman iş dizaynı böyle yapıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Muazzer oldu. Hatta ve hatta, hatta ve hatta. Dışı da madem böyle yaptık, böyle yapalım. Tamam. Çok güzel. Şu kısım, mutfak kısmını siz bir beğenmediniz gibi ama bence fena değil yani. Şimdi böyle yarım duvar falan atmak da var ha. Böyle balkon malkon yapılıyor mu acaba? Allah! Olaylar olaylar. Neyse. Paramız çok az olduğu için iyi ilerlememiz lazım. Şimdi burada bir adet tezgah şuraya şu şekil. Garsonlar arkasına gelmesi gerektiği için bunu böyle koyuyorum. Tabak rafını aldım. Tabak rafını buraya koyuyorum. Tahta kasayı da buraya koyuyorum. Bazı aksesuarlar üst üste. Olduk değil mi? Mehmet'im. Mehmet'im hoş geldin balım. Şurayı anlamadım ama şurada ya sipariş geliyor. Ha, siparişler oradan alınıyor ya da. İki tane mi sandık koyayım? Sandığın olayı ne ki abi? Sandık yemek. O zaman iki tane sandık koyamam bu arada şu an. Ama bu arada şunu şu ortaya alacağım. Sandık koymam gerekirse buraya koyarım. Şimdilik ama bir sandık daha koymayacağım için böyle dursun. Masaları adam edelim. Yani aslında bu tarz ilerlesek daha mı az yer kaplar? Mesela bir tanesi böyle desek. Şimdi köşeleri iyi değerlendirelim. Mesela bir tane masayı şöyle koysak. Bir tanesini şöyle koysak. Bir tanesini böyle koysak. Ama şu anda dükkan çok kalabalık olmadığı için bu kadar sıkış tıkış yapmanın bir manası yok. O yüzden şu şekilde ilerleyeceğim abi şimdilik. Şimdilik şu şekil ilerleyeceğim. Dediğim gibi sıkışık tıkışık yapmanın şu anlık en azından bir manası yok. O yüzden şöyle bir ilerleme yapalım. Hafif böyle. Hatta nice. Güzel. Ortadakini yan çevir masanın. Hangi ortadaki ya? Elixion hoş geldin. Günlük 46 kişi geliyor diyor. Yani ben böyle şu anlık ben beğendim. Böyle gayet okey abi. Hatta yani süper. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Aşçı. Şunları aldım. Let's go. Oyun sardı. Oyun hakikaten sardı. Chat ne diyorsunuz? Aha. Aşçılar. Bir tane aşçı şimdilik yeter. Hemen bakalım. Aylık maaş tabii bu tarafların birazcık daha sağlam. Hız. Dur önce bence özelliklerine bakalım. Servis edilen her ana yemek için 2 altın. Bir şey taşırken yürüme hızı düşmüyor. Her gün artı 7 daha fazla müşteri. Servis edilen her ana yemek için artı 2 bonus. Yani 2 bonusumuz müşterimiz ve bir şey taşırken yürüme hızının düşmemesi var. Bence bir şey taşırken yürüme hızının düşmemesi güzel olabilir. YouTube gelir. Aşçı çok yürümüyor mu? Güzel bilgi. Aşçı çok yürümüyorsa bunu eledim. O zaman bonus paraya, müşteriye oynamayacağım. Bonus paraya oynayacağım. Zaten şeyleriyle oynaşabiliyoruz bu özellikleriyle. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 7, 8, 9, 10, 11. Mesela bir dakika, 4, bir dakika, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir dakika baba yakaladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir kere şunun ve şunun 13 tane yükseltmesi var. O yüzden Kieran ya da Henry. Kieran ya da Henry'yi alıyoruz. Ben Kieran'ı aldım gitti bile. İsmini de
aşçımız olan Koray yapıyorum. Uyar mı? Üstündeki yakışmış kanka, zayıf göstermiş. Teşekkür ederim Berke. Ya bu arada Mehmet'im, Çağatay yazmış bana. Senin haberin var mı? Bilmiyorum. Çat çat bizim. Bugün ben müsait olmayabilirim çünkü yarın 12 saatlik yayınım var. Ama olabilirim. Ama çok kalamam yani uyarsa. O yüzden bilmiyorum. Bir de akşam yemek yiyeceğiz yani, akşam 11'den sonra falan. 10-11'den sonra falan herhalde. Değil mi sizin zaten? Neyse. Onu konuşuruz eğer şeyse. Şunu bir kaldırdım. Şimdi hız. Önemli. Ver iki tane. Tatlar için beceri. Abi yemek kalitesi. Yemek kalitesi önemli. Aylık maaş. Kısabiliyor muyum? Ha, kısmayalım. İki tane daha kaldı. Şimdi abi meyhane burası. Tatlıdan ziyade bir tane de şuna verip bir de ana yemeğe verdim. Bu iş biter. Yani eğer çok adam sıkıntınız yoksa Mehmet'im, ben bugün bir tık daha chill, daha rahat takılabilirim ya. Bir de daha geçen oynadık ya saatlerce Mehmet. Ama haftaya ben Pelin'e de söyledim. Bence bir ortak patlar haş. Zaferyum bayağıdır oynamıyorum ya. Bu şekil gidiyoruz chat. Koray'ım çalış, başladık. Tüm düzen hazır. Her şey hazır. Ertesi güne başlanılsın. 445 de param kaldı he. Hadi bakalım. Burada da şöyle bir şey yapabiliriz. Birinin temizlik hepsinde ortak olup içeceğini fazla yapıp gıdasını orta yapıp diğerinin de gıdasını fazla yapıp içeceğini orta yapabiliriz. Yükseltme var. Aa süper. Ama maaşı arttı. Oh my god. Yavrum merdiven çıkma niye var sende? Hızlı taşısın. Merdiven çıkmaya vermedik. Bahşişini bir tık daha arttırdım. Hadi bir de böyle yapalım. Tamam. Cansu'yu da arttırdım. Cansu da 5'er tane taşısın. İçecekleri çünkü o daha fazla öncelik vermiştim ona. Başlayalım buyurun. Karakterlere peki bir değişiklik yapabiliyor muyum? Başka yok. Çalışın. Biliyorum Güvencan, bahşişin kelime anlamı o oluyor zaten. Bir garson daha lazım diyorsunuz. Yani şu an için bir ihtiyaç görmüyorum. Eren'im hoş geldin. Araştırmamız var. Çok güzel yakaladınız. Tebrikler. Artı 7 misafir gün boyu, limonata veya müzisyen. Tabii ki de müzisyen. Patlat. Tabii ki de müzisyen. Çok iyiyiz şu an. Yani yemek kısmı güzel oldu. Burayı böyle bırakmam bu arada. Büyük ihtimalle burayı buradan da büyütürüm. Ya da burasının tarzı güzel oldu diyorsanız burayı böyle de bırakabilirim. Tarz olarak burası okeyse. Hani burayı sola doğru büyütürüz. Mutfak büyümek gerektikçe. Burayı da aşağıya doğru büyütürüz. Mesela. Nasıl fikir chat? Sonuçta her şey simetrik olmak zorunda değil. 106'ın cukkaladık. Güzel, şu an gayet yeterliyiz. Mutfak tarzı güzel, katılıyorum. Mutfağa ayrı bir oda yapmak lazım. Aşağıya çok genişliyor, arkaya doğru gidecek. Anlamadım. Aşağıya doğru götürebiliriz ama büyümek gerektiği zaman. Aa, bu tarz dükkan dekorasyonu var. Bunları nereye koyuyorsun? Ha. Abi ışığım yeterli sayıda var. Bir saniye, bu önemli olabilir. Bir telefonu açayım. Geldim. Şu halı çok güzel. Şu halı çok hoşuma gitti. Bu halı da çok hoşuma gitti. Yalnız burada halı nereye koyulur ki abi? Kapı girişine halı mı konulur ki? Bir halı olsun ya. Bu ne? Hayvan derisi. Karşıyız. Ama gerçi bu devirde, yani şu devirde normal de.
Uzun halı şöyle şu ortaya gider maksimum. Orta halıda da şunun kırmızı rengi hoşuma gitti. Kırmızı bir de yuvarlak halı olarak şu hoşuma gitti. Hani belki şöyle bir şey olur. Yok ya, yuvarlak daha güzel oldu galiba. Tamam. Bunu bir tık buraya doğru çekersek bu daha böyle ortada kalır. Hatta. Nerede o halı? Halıyı niye oynatamıyorum? Bir dakika, kavga ederiz halıyı oynatamazsam. Aa! Aa, yapma! Şöyle daha orta. Böyle daha orta. Halılar hang kısmı için mi acaba? Bilmem. Bence buraya güzel gitti. Chat, ne diyorsunuz? Halı okey mi değil mi? Hatta şunlar kalksa bunu da bir tık buraya yaklaştıracağım da. Şimdi kaldırmak istemiyorum. Afiyet olsun dayı, keyifler yerinde mi? Herkesin keyfi yerinde mi? Bizim çalışanların keyfi yerinde mi? Yemekler yapılıyor mu? Sandığa herhangi bir şey koymam gerekiyor mu? Oh my god. Bir şey söyleyeyim mi? Al. Hepsini al. Paraya kıyacaksın. Sermaye önemli. Tamam. Bu dükkan bir çalışırken 2 saniye bir içeri kadar gidip geliyorum. Bir saniye verin hatta bana. Geldim. Merhaba, ben Deniz, taverna sahibi Alp. Ustam kurumuş, hemen alkolünü verelim. Aa, elf kadın geldi. Ana. Artık ne böyle, elit insanlar da gelmeye başladı mekana. Buyurun Burcu Hanım, yardım edelim hanımefendiye. Hanımefendiye bir bakalım. Ay, acaba bir garson daha mı alsam ya? Bir şey söyleyeceğim. Görebiliyor muyum müşterilerimin? Kızgın müşteriler. Yok, süper. Güzel, yetişiyor bizimkiler ya. Abi, karakterlerin hepsi sinirli bu arada. Gülen karakter yok, bakar mısın? Hadi bu yine normal bir tık. Bu dayı sinirli. Bu dayı sinirli. Bunun burada ne işi var? Bu abim sinirli. Bu hanımefendi... afiyet olsun, çok güzel gözüküyor yemek. Aferin Koray, çalış lan. Güzel güzel çalış. Önemli olan çalışanlarımızın mutlu olması arkadaşlar. Hop. İçecek hızlı taşımasına gerek yok. Burada bence içecek dökmesini hızlandırabiliriz. Çünkü zaten hareket ettiği mesafe çok kısa. Şuradan geliyor, şuraya gidiyor yani. Elinde de 4 tane taşıyor. Güzel. Yalnız bu abimi giderken bence bir de eşlik edelim. Keşke öyle bir karakter daha olsa. Alkollü müşteriye eşlik etme karakteri. Hahe 1905 9. ayında gelmiş selamlarıyla. Çok teşekkür ediyorum. 9. ayın kutlu mutlu tatlı olsun Hahe'cim. Kesene bereket. Nice nice aylarımıza. Koray çok çalışmıyor şu anlık. Garsonlarımız yetiyor gayet. Paramız da arttı. Ben çalgıcı istiyorum. Bu parayı şu anda çalgıcıya saklıyorum chat. Haberiniz olsun. Yoksa şurayı birazcık daha büyütürdüm. Ama şu anda masalar falan... Bugün sonunda bir masa daha almayı düşünüyorum. Burayı da bir tık daha aşağıya doğru özellikle büyütmeyi düşünüyorum efendim. Haberiniz olsun şimdiden. Oyunu sevdim ama. Bıçak kesmiyor mu? Kore'yi kovuyorum. merhaba hanımefendi. Hanımefendi, ne ikram edelim size? En azından kötü bakmıyor yani. Gülmüyordu ama kötü de... Bu kadının gözlerine ne olmuş? Ay, bir de bir şey söyleyeceğim. Bizim buraya asıl işte... Böyle masalara ihtiyacımız var. Şuna bakar mısın? Çok pahalıymış ama. Ağır masa. Bu 4 kişilik mesela.
Bizimkiler bu 8 kişilik uzun masa. Bundan şöyle bir şey yaparsın senaryo olarak. Şöyle 2 tane koyacaksın bundan. Uzunlamasına bir Viking hanı gibi. Evet ya. Oyun çok tatlı ama para kasmamız lazım. Birazcık ilerletelim hızlıdan. Burada ne oluyor? Bu mum galiba. Tamam. Bir de bu aydınlatmaları... bu ses neydi? Ben korkutan bir ses geldi. Tamam. Bir de bu aydınlatmaları değiştirebiliriz. Yani mesela şu anda tüm ışıklar bu mumla veriliyor. Bu mum yerine... Aslında hepsi aynı klasmandaymış ama... bir lamba gelebilir. Şu... Şu mumların hepsini satıp lambaya dönebiliriz. Mum standı olmaz. Mum okey zaten onu gördük. Meşale çok dungeon misali. Biz bunu lambaya döndürürüz ilerleyen vakitlerde. Aa araştırma bitmiş. O zaman. Şimdi bu bana geldi mi? Bana gelmedi. Misafir 7 gün mü limonata mı? Artı 7 misafirimizi alalım. Sonra bu mekan çünkü birazdan büyüteceğim biliyorsunuz ki. Meşaleyi dışarı yapma fikri mantıklı. Yapılıyor mu bakıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Süpersiniz. Şu girişe açılış olarak bir tanesini... Aa okey. Olmuyor. Bu ne? Oo shit. Müzisyen sahnesi. Maceracı masası. Dekorasyonlar zırhlı Allah. Allah. Girişte iki tane şövalye mi geliyor yoksa? Afiş. Ana. Aa çok güzel, çok güzel. Tam böyle arka planda koymalık. Buraya bir tane bayrak asacaksın. Şuraya kalkanlar koyacaksın. Askılığı şuraya koyacaksın. Ya da böyle bir askılık alıp şuraya koyacaksın. Perdemiz var yine. Güzel. Ama cam yok mekanda. Biraz cam eksiğimiz var ya. Ben şimdi onu gördüm. Şöyle yapalım. Perde nasıl yapı? Cam nasıl yapılıyordu ya? Hah. Ya şuraya şimdilik yapmayacağım. Değiştireceğim çünkü zaten. Güzel. Gün bitti. 47 tane müşteriye hizmet vermişiz. Hiç nadir altın veya kraliyet mensubu gelmemiş. Toplamda da 413 altın cukkalamışız. Şöyle yapalım hemen. Mesela bu ne abi? Aa bir dakika. Abi ben niye yanlış yapıyorum? Şimdi. Burada şöyle bir şey yapabiliriz istersek. Mesela normal duvar yerine. Şöyle bir duvar buraya tamamen şov amaçlı çekebiliriz. Ama şov olur yani. Ya da tamamen bunları kaldıracağız. Bir tanesi böyle ortada olacak. Buralarda normal duvar olacak. O da güzel olabilir belki. Siz anladınız değil mi benim demeye çalıştığımı? Örnek veriyorum. Bu hani... Mekanın ortasında bir minik ara gibi böyle düşün. Ya şunlar falan ne ama bunları anlamadım yani. Bunlar bahçe için falan mı yani? Mesela deneme yanılma yoluyla gidelim. Şuraya şöyle bir duvar çeksem yarım. Üstüne şuraya şöyle bir şey çeksem. Üstüne buraya tekrardan bir yarım çeksem. Bu koltukları buradan çekeriz. Bunları köşeye alırız. Bunu köşeye alırız. Buradan böyle devam eder burası. Buraya da normal dış duvar çekeriz şöyle. Nasıl? Çok mu şov yoksa? Şimdilik böyle kalsın. En kötü sonra içini düzeltiriz abi. En kötü içini düzeltiriz. Ne olacak? Yapıştır. Ha şöyle ya. Ha şöyle ya.
Yani atmosfer olarak değişik bir şey yapalım dedim. Bence güzel oldu ama bitmedi tabii. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya. Çok güzel. Hafız boylar çıktı. Her yerde hafız boylar çıktı. Sen burada kal. Şu şuraya bir masamızı aldık yine. Çok iyi. Hatta istersek bunu şöyle pencereyi herkesin görebileceği bir şekilde de alabiliriz. Ama o zaman burası ile burası kötü mü olur? Bir saniye, babam arıyor. Efendim babam. Geldim, kusura bakmayın. Red Sage 7. ayında bu arada kademe 1 ile gelmiş. Kesene bereket Red Sage'im. 7. ayın kutum tatlı olsun. Hives Boylar senin için chatte. Ve Zaferyon Jir gelmiş 6. ayında. Derslerden dolayı yayınlara çok giremiyorum. Ara sıra uğrar, abone olur, çıkarım yayınlar demiş. Umarım derslerin muazzam şekilde geçiyordur. Çok teşekkür ediyorum aboneliğin, desteğin için. Kesene bereket. Şimdi masa böyle sarmadı galiba. Sanki masa böyle sarmadı gibi. Sanki bilemiyorum gibi. Bilemedim. Yani böyle de çok mu simetrik olur ama bilemiyorum chat. Siz ne diyorsunuz? Ki bir tane daha alacağız bu arada. Ya böyle cam kenarı daha bir şekilli oldu ya. Cam kenarı daha bir şekilli oldu gibi. Dur. Şöylesi daha mı iyi gibi sanki. Şimdi buraya da pencere koyacağım. Şuradan şöyle aldım penceremi. Tamam. Aynı şekilde yani her tarafta pencere olmasın. Bu tarafta pencere olmasın. Burayı ışıklandırmam lazım. Halının yeri çok güzel. Ama şunu da düzeltmemişim. Çok iyi. Bu da merak etmeyin. Bu da böyle boşta kalmaz. Bunda mesela bir tane şöyle şuraya. Bir tane mesela şöyle şuraya gibisinden yapacağım bunu. Şöyle yapalım. Mesela şöyle küçük banklarımızı alalım. Burayı daha kullanışa açamadık bile bu arada. Burayı yaptık ama bir de param bitti. Neyse, ertesi günü yaparım onu en kötü. Tabi burada halıyı ortalamam lazım, yoksa burada kafayı yeriz hep beraber. Şimdi şöyle yapalım. Şu halıyı şu ortaya alayım. Aynen, şu halıyı şu ortaya alalım. Böyle bir şey yapılabilir. O zaman ama bu halıyı buradan alıp işte acaba insan diyor şuraya mı koysa? Yok ya, bence halı ortada kalmalı. Yani halı böyle kalmalı. Bir tane masaya özel gibi oldu halı ama şu bir tane daha halı alıp şuraya koyacaksın. Ama bu ortada yani daha bir verimli oldu gibi. Minik oturaklar biraz bozdu gibi, onlar köşede mi dursa? Bunlar mı? O zaman şöyle bir opsiyon da olabilir. Bir de bir onu göstermek istiyorum. Cam kenarlarına şöyle bir iki tane masa çakabiliriz. Bu şekil. Bunları böyle yapabiliriz. Dur bak bir dakika. Buradan yine güzel bir şey çıkar. Dur bakayım. Şunu şöyle alıp, bunu böyle alıp, bunu böyle alıp. Ondan sonra bunu böyle alıp, bunu böyle alıp, bunu böyle alıp. Hatta bir tanesini şöyle bir tık daha öne doğru. Bir tanesini de şöyle bir tık daha geriye doğru yapsak. Böyle bir senaryo ya da direkt. Bu ortada duruyor mu? Aa, bu ortada durmuyor.
Şöyle gibi de olabilir. Bilemedim ya, bu çok niye böyle beni gıcık etti ki bu? Küçükler ortada daha iyiydi, değil mi? Yeni güne başlamadan bir bay YouTube mu? Ha, ben hiç kafayı yerim ki. Geçebiliyorlar mı Alp yeşil olunca? Bilmiyorum ki. Bence ben bu küçükleri buradan alıyorum ya o zaman. Küçükler ortada daha iyiydi abi. Tamam. Küçükleri alalım. Bunu buraya koyalım. Tamam. Bunları da buradan alalım. Çıkın, çıkın buradan bir dakika. Şunu alalım tekrardan. Tamam. Küçükleri de işte. Abi bir şey söyleyeyim mi? Al sana. Bitti. Yok, bu türlü daha iyi. Bitti. Oldu oldu. Oldu vallahi oldu. Halıyı da nereye alacağımı çok iyi biliyorsunuz. Arada şurada. Bu tam ortada durmuyor ya. Şu tam şurada durması lazım. Durmuyor. O yüzden şöyle. Bu da böyle. Ay. Hep beraber. Siz de çok yaşayın. Siz de çok görün. Amin. Tamam. Arttırdım. 19 oldu. Puanını da buna verdim. Evet. Çok sevgili YouTube. İlk bölümün biraz tabii böyle oynaşmalı bir bölümü sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videodaki beğenileriniz vesaireleriniz çok önemli. Çünkü ona göre bölümlerin geri kalanı gelecek. Buraya da bir hazırlık yapmış olduk bu arada. Yani istersek burayı devam ettirip buradan üst kata bir yol, yani bir sürü şey yapılabilir, geliştirilebilir bir alan yaptığımızı düşünüyorum. Aynı şekilde buraya çalgıcı, tam böyle şu kısma bir adet çalgıcı ve buraya masalar gelebilir. Eğer buraya çalgıcı gelirse belki şu ortadaki direkt kısmı kaldırabilirim. Tamamen kaldırabilirim. Hatta direkt bunları da kaldırabilirim. Onları konuşuruz zaten. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.